Alkol zehirlenmesi fazla alım sonrasında. Kişiler tabii kronik alıyor da olabilirler. Ama bir bulantı, kusma, karın ağrısıyla veya içilen dozun yüksek olmasına bağlı olaraktan bilinç değişikliğiyle hastalar bize başvurabilirler. Bunlarla çok karşılaşıyoruz ama tabii en çok korktuğumuz yılbaşında çok fazla eğlence mekanlarının açık olması, kişilerin daha çok alkol tüketme ihtiyacı olması ya da isteği olması nedeniyle diyeyim, toksik alkol zehirlenmelerinden daha çok korkuyoruz. Karışık maddeler sonrasında beklediğimiz alkol zehirlenmelerinden daha ciddi, daha toksik tabloyla gelen özellikle metil alkol zehirlenmelerinden yılbaşında daha çok korkuyoruz. Hocam peki bu toksik alkol zehirlenmesini bir tık daha açabilir misiniz? Yani ne gibi nedenlerle olur? Sahte içki midir sebebi? Sadece sahte içki değildir aslında. Başka temizlik malzemelerinin içerisinde de olabilir. Sahte içkilerde de olabilir. Birçok materyalin içerisinde var ama en çok korktuğumuz sahte içkilerin içerisinde olan metil alkol. Böyle eğlence zamanlarında daha çok korktuğumuz. Çok yüksek düzeyde toksik bir madde metil alkol. Vücudumuzda birkaç tepkimeye girdikten sonra ortaya çıkan maddesi çok ciddi anlamda gözde toksik etkilerle birlikte körlüğe neden oluyor. Şiddetli bir tabloyla, yine dediğimiz gibi bulantı, kusmayla, bilinç durum değişikliğiyle ve körlüğe kadar gidebilecek bir göz bulgularıyla bize hasta başvuruyor. Bu da daha çok kaçak alkol maddelerinin içerisinde konuyor metil alkol. Peki ilk belirtiler ilk kaç saat içerisinde ortaya çıkıyor hocam? Hani insanlara ne önerirsiniz? Böyle bir durumla karşılaştıklarında ne yapmaları gerekir? Ya aslında şöyle, insanlar bunun biraz farklı olduğunu anlayabilirler. Normal bulantı, kusma, karın ağrısından daha ziyade dediğim gibi daha kötü bir tabloyla karşımıza geliyorlar. Öncelikle tabii alkol almamalarını öneriyoruz. Eğer alıyorlarsa da dozuna dikkat etmeleri. Yani bilmedikleri bir yerden, bilmedikleri bir mekanda, ne olduğunu bilmeden bunları tüketimine biraz dikkat etmek lazım. Özellikle daha ucuza kaçmak için işte merdiven altı üretimler, bilinmeyen yerlerden alınanlarda böyle bir risk her zaman var. Böyle bir şeyden şüphelen de mutlaka acil servislere başvurmaları gerekiyor. Peki tedavi süreçleri nasıl oluyor? Bir de hani özellikle toksik alkol zehirlenmelerinde gözde körlük olabileceğini bildiniz. Bunlar kalıcı mı geçici mi olabiliyor? Bu konuda bilgi verir misiniz? Tabii bu hemen olan bir bulgu değil. Şimdi kişi normal aldığı, sürekli aldığı alkolden biraz fazla aldığında bunun farkına varıyor zaten. Biraz işte baş ağrısı, biraz baş dönmesi oluyor, bilinç değişikliği oluyor, acil servise geliyor. Biz bunları biraz gözlemliyoruz. Şimdi burada önemli olan tabii bir yandan onu tedavi ederken alkol zehirlenmelerinin bir diğer bulgu bu kişinin travmaya maruz kalmasıdır. Kişiler eş zamanlı travmaya da maruz kalabilirler. Biz bunları rahat bir şekilde takip ediyoruz. En az 4-6 saat gözlemliyoruz. Bunlar zaten bir süre sonra kendilerine gelip biraz işte mayi desteği dediğimiz serum desteğiyle birlikte kendilerine geldikten sonra taburcu oluyorlar. Ama diğer grupta bu sadece takip yeterli değil. Onlarda alınan kan değerlerinde zaten şüpheleniyoruz. Böyle bir ihtimal varsa antidot dediğimiz bazı tedaviler var. Bu hem özel bu metil alkole yönelik kullanılan bir maddeyle veya başka bir alkolle birlikte böyle yarışmalı inhibisyon dediğimiz şekilde vücuttan bu toksik metaboliti atmaya çalışıyoruz. O çok daha böyle meşakkatli bir iş tabii. Bunun yoğun bakım süreci var. Takibe kadar, diyalize kadar gidebilen kapsamlı bir tedavi. O yüzden şüphelendiklerinde, ciddi bulguları olduklarında, yakınlarında, gördüklerinde, görme zaten çok spesifik. Yani bir hani semptom, alkol alımı artı görmeyle ilgili bozukluk olduğunda direkt düşünmek lazım. Ve en yakın acil servise başvurmak lazım. Peki bahsettiğiniz alkol zehirlenmelerinde kalıcı hasarlar oluşabiliyor mu? Kalıcı hasarlar da olabiliyor tabii ki. Ciddi beyin üzerinde de yine hasarları tespit edilebiliyor. Ve mortal dediğimiz ölümcül seyredebiliyorlar. Bunlar gerçekten çok ciddi anlamda vücuttaki bütün metabolizmaları bozan bir yani düzen. Kalıcı yani körlüğü belki çok insanların dikkatini çekiyor. Sadece göz üzerindeki etkisinden dolayı ama asıl vücut üzerinde çok ciddi yan etkileri var. Ve çok dediğim gibi toksik bir tabloyla geliyorlar. Daha çok diyalizle de yine sonuçlanabiliyor, mortalde seyredebiliyor. Peki hocam, az önce mesajınızı, uyarınızı paylaştınız ama orayı belki bir kere daha toparlamak adına tekrar sormak istiyorum bu sebeple. İnsanlar özellikle yeni yıl gecesi için ne önerirsiniz? Bununla beraber yeni yıl mesajınızı da paylaşmak tabii ki istersiniz. Öncelikle mutlu, sağlıklı, çok güzel bir yıl 2023 diliyorum. Yani tüketeceklerse belki kendi evlerinde, belki bildikleri hani marka ya da bildikleri yerden almak çok önemli. Hani ucuz diye hiç bilmedikleri bir şeyle kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Genel olarak hangisi zaten toksik alkol alımı
hiç kimsenin tabii ki başına gelmesin. Normal alkol alımlarında da birazcık daha böyle az seviyeyi düşürmek. Çünkü dediğim gibi kesinlikle yine bunun bir sonrası da bizim acil servisler için alkollü araç kullanımından sonra kazalar. En büyük korktuğumuz tarafı da alkollüyken kesinlikle araç kullanmasınlar. Lütfen onları birileri taşısın. Ama kendilerini kötü hissettiklerinde ve anormal bir durum olduğunu düşündüklerinde de mutlaka acil servislerimize başvursunlar.